It's not only one temple, there are many temples. So we know from the excavation and from geomagnetic research, there are at least 20 installations which we should call temple. Göbekli Tepe'de gün ışığına çıkarılan 4 tapınak için buzdağının görülen parçası diyebiliriz. Yer altında gömülü olduğu tespit edilen en az 16 tapınak daha var. And they're all following one main idea. The main idea is there are two very huge, two monumental pillars in the center of such an installation. There are enclosures, and the enclosure walls are surrounding them, and there are more pillars set in the enclosure wall. So we have the appearance is more of a stone circle than of a building. And it's quite clear that the monumental stone circles had not been roofed, so there was no roof. There had been open air installations. Göbekli Tepe kazılarında 3 farklı formda tapınak ortaya çıkarıldı. Bu tapınaklar B, C ve D harfleriyle adlandırılıyorlar. Tapınakların formları değişkenlik gösteriyor. Örneğin C tapınağındaki dikili taşların dizilimi spirale benzer bir form oluştururken D tapınağının etrafını çevreleyen dikili taşlar elips biçimine yakın görünüyor. Bu tapınakları çevreleyen dikili taşların sayıları da değişkenlik gösteriyor. Tek ortak özellik merkezde bulunan ikiz T'ler. Peki bu T biçimindeki dikili taşlar ne anlama geliyor? In the center of the whole story are the T shapes, because we can understand the T shape as a stylized human being. We can be sure because in some cases we have the arms and we have the fingers depicted. So we have a stylized human being. This is a T-shapes as human beings, and so we understand these stone circles as a gathering, as a meeting of such stone beings. Two very important in the center, surrounded by other ones which are looking similar, which are smaller, less in size. T biçiminde stilize edilmiş insanların bir araya gelmesi, belki de bilinmeyen tarihin temelini oluşturan bu ilk buluşma Göbekli Tepe tapınaklarında gerçekleşti. Bu dikili taşlar acaba ne anlatıyor? So and on these stone beings we have very often carvings of animals or abstract symbols in combinations, in scenes. So they're acting on this pillar. So the idea is that these Stone Age stone beings telling us, or the carvings are telling us stories about them, what's going on. They are telling us myths of this time. Göbekli Tepe'de 12 bin yıl öncesinden bilgi taşıyan sembolik bir anlatım var. Bu anlatım soyut semboller tilki, yaban domuzu, turna, boğa, yılan ve örümcek gibi birçok hayvan motifi içeriyor. Tarihte yazının icat edilmesi olarak bildiğimiz ve Antik Mısır'da ortaya çıkan hiyeroglif yazısı, yani kelime anlamıyla kutsal işaretler de sembollerden oluşuyor. Grekçe symbolein kelimesinden gelen sembolün sözlük anlamına baktığımda şunu buldum. Sembol, en geniş anlamıyla kendinden başka bir şeyi temsil ederek görünür kılan bir işarettir. Sembol, çok anlamlı ve zamansız olan temsil ettiği değerlerin anımsanmasını sağlayan bir anahtardır. Peki insan bilinci nasıl sembol üretiyor? Bu sorunun cevabını İstanbul'da buldum. Sizi Metin Bobaroğlu ile tanıştırayım. Kadim bilgelik ve tasavvuf konusunda birçok kitabı olan ve televizyonda Anadolu bilgeliği üzerine sohbet programı yapan Metin Bobaroğlu, ricam üzerine Göbekli Tepe'deki sembolik anlatımları açıklayan özel bir program yaptı. Sembolik anlatımlar çok yüksek şuuru gerektirir veya zekanın evrilmiş bir biçimini gösterir. O zaman avcılık ve toplayıcılık dönemindeki bir insanın böyle bir şeyi, sembolik düşünmeyi kültürel bir nesne haline getirmesi olanağı pek yok. Çünkü karşılaşmadık daha önceki şeylerde, bulgularımızda. Arkeolojik buluşları anlamlandırabilmemiz için sembolik anlatım
olan mitoloji dilini de kullanmamız lazım, bilmemiz lazım. Mitolojiyle bakmamız lazım bu olguya. Göbekli Tepe'deki insanlar kendi mitlerinin mesajlarını geleceğe bırakmak istemişlerdi. Bu mesajları bırakma şekline acaba ön yazı diyebilir miyiz? Sure, it's not writing in the sense of science, which can be phonetically expressed. So true writing means we have language, but here we have something different. We have symbols which are expressing stories, maybe. So not in connection with language and not in connection with phonetic terms, but ideas. They are expressing ideas. They are expressing stories. Göbekli Tepe'de sembolik anlatım açısından şimdiye kadar bulunan en zengin tapınak olan D Tapınağı'nda çok önemli tasvirler var. D Tapınağı 12 adet T ile, yani stilize edilmiş insanla çevrelenmiş. 12 sayısı mitoloji ve dinler tarihi açısından özel bir sayı. Ve az sonra bu sembolik sayıyı inceleyeceğim. Ama şimdi bu T'lerden 33 numaralı dikili taşın üzerindeki sembollere bakalım. Pillar, we have a very, very interesting sequence of motifs, which are here in a vertical row, which is much more than just decoration. And this sequence of motifs, it's reminding us maybe on Egyptian hieroglyphs. It's clear that we don't have writing here, but we have symbols which we can understand partially and partially not. We have here snakes, for example. It's clear, but here on symbol, it's an H-shaped sign. We don't know the meaning of this symbol. Bu sembol, bugüne kadar ortaya çıkarılan 43 adet T biçiminde dikili taşın birçoğunun üzerinde bulunuyor. Özellikle D tapınağında hemen hemen her T'nin üzerinde var. And here an animal, an unusual animal for depictions, an insect-like animal with six legs and the body of an insect, very well depicted. Again, three snakes here in the lower part, followed by a very small animal looking like a sheep or a goat. And again, an insect with many legs here with eight legs. Now here we had six legs with eight legs, being clearly a spider. And this sequence is on both sides shows the heads of snakes, which we have here. But the bodies of the snakes are not on this face. They are at the other face of the pillar. So they are coming around the pillar and giving here a frame to this sequence of motifs. Dikili taşın güneydoğu yüzünde ise turna motifleri var. D tapınağında ve diğer tapınaklarda da turna motifi görülüyor. Turna kuşunun sembolik dilde önemli bir yeri var. Antik Mısır'da Hermes'in öğretisini simgeleyen turna, Japonya'da geleneksel dans tiyatrosunda ve Avustralya aborjin yerlilerinin danslarında da görülüyor. Anadolu'da ise Alevi inanışında bu sembole rastladım. Günümüzden hareketle eğer bu bağlar kurulursa, bugün Anadolu'da halen yapılmakta olan 12 hizmet ile birlikte halen yapılmakta olan ayin, cem ayini var. Alevilik içinde bir ibadet olarak ve korunmuş bir ibadet. Çünkü ibadetler, insanlar tanrısal, yani tanrı inançlarını, tanrı isimlerini, tanrıya yakarış biçimlerini, ritüelleri, onunla ilgili sembolleri korur. Yani diğer her şeyinden fedakarlık eder insanlar ama inançlarını korurlar. Alevi ibadetlerinin en önemli parçası olan semah ritüeline sadece otantik dans estetiğiyle bakmak eksiklik yaratabilir. Semah bu inanışta ruha ait sembolizmanın önemli bir parçası ve turna kuşuyla anlatılmak istenilen bu sembolün taşıdığı tüm özellikleri bir araya getiriyor. Bugün turna semahı dediğimiz, evet. Semahın içinde kullanılan bir şey. Turna diğer kuşlar içinde farklılık gösterir, tek eşlidir. Ve bu tanrı tanrıça diye tanımlanan üst bilince gelmiş, evrimde üst bilince homo sapiens ve daha üstüne gelmiş, ilerlemiş insanın tek eşli olduğunu, onun altındaki çok eşliliklerin daha önceki gelişmemiş dönemlere ait olduğunu. Evet. Aynı dönem içinde çok eşli insanların arasında tek eşli olanların Tanrı ve Tanrıça diye nitelendirildiğini, bunların semahla gösterildiğini ve turnanın da
bunu simgelediğini söyleyebiliriz. Tanrı, Tanrıça. Göbekli Tepe'deki T biçiminde stilize edilmiş insanlar, acaba mitolojide anlatılan ilk tanrı tasvirleri miydi? Tanrı kavramı tarihimize Göbekli Tepe'den 7000 yıl sonra Sümer ve Mısır'la giriyor. Duayen Sümerolog Noah Samuel Kramer'in de dediği gibi tarih Sümer'de başlıyor. Çünkü çivi yazısı Sümerler tarafından icat ediliyor. Sümerler ve kendilerinden sonra gelen Akat, Asur ve Babil halkları tüm kaynak kitaplarda çok tanrılı olarak geçiyor. Görünüşe göre şehrin tanrısı, evin tanrısı, yiyeceğin tanrısı şeklinde uzayıp giden binlerce tanrılık bir liste var. Ancak araştırmalarım tarihin kaynağı olan Sümerler'de durumun farklı olduğunu gösterdi. Sümerce ve Akatça yani çift dilli yazılmış olan Sagba isimli tablet şöyle diyor. Büyü, ant, aşılmayan ant dairesi. Tanrıların aşılmayan ant dairesi. Göğün ve yerin değiştirilemeyen ant dairesi. Tanrı tektir, değiştirilmez. Tanrı ve insan birbirlerinden ayrılmazlar. Sümerlerin çok tanrılı olduğu düşüncesiyle çelişen bu metindeki tanrı ile insanın birbirinden ayrılmaması aslında İslam tasavvufundaki tevhid kavramıyla çok uyuşuyor. Acaba tanrıların aşılmayan ant dairesi, zodyak yani astronomideki adıyla 12 takım yıldız veya astrolojideki adıyla 12 burç olarak yorumlanabilir mi? Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin tam turu yani bir yıl süresince dünyadan bakıldığında güneşin içinde gözlemlendiği 12 takım yıldız astronomi ve astrolojinin önemli bir konusu olmuştur. Çin, Babil ya da Hindistan kökenli bir bilgi olduğu varsayılan zodyak takım yıldızlarının tarihini araştırmak üzere Hindistan'ın Hyderabad kentine giderek B.G. Siddhartha'la görüştüm. My name is B.G. Siddhartha. I am the founder director of the B.M. Birla Science Center in Hyderabad, India. This happened about 25 years ago. And my academic background is that I'm an astronomer and a physicist. And astronomy has brought me to the field of astronomical chronology and archaeoastronomy, because many ancient scriptures have a lot of astronomical content in them, particularly the Indian scriptures which go by the name of Vedas, and also the mythology that originates from them. So this interest of mine has really brought me to a lot of astronomical dates. Astronomical events are like calibrators of time. And these dates then have to be checked with hard evidence. Vedaların Göksel Anahtarı kitabının yazarı olan Bay Siddhartha'da aradığım birçok cevap vardı. Acaba zodyak işaretleri günümüzden 12 bin yıl önce biliniyor muydu? The zodiacal signs may not be exactly as they are today, but nevertheless the zodiacal signs were used at the dawn of civilization, which is described in the Vedas, the dawn of agriculture, because these were needed for the calendar, the 12 months of the year, the 12 Adityas, as they are also called, the 12 pillars, as they have been described in later mythology. These are very, very old indeed.